Wipeout Survivor önümüzden herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Bugün işinize yarayacak, oyunda gelişmenizi daha hızlandıracak 5 tane taktik vereceğim. Kendim de kullanıyorum. Yani yeni başlayan ve orta düzey oyuncular için işe yarar. İleri düzeyler için zaten onlar biliyordur işini de. Tamam. İnandım ya, tamam. Notumu aldım. Dilerseniz başlayalım ki. Birinci taktiğimiz çifte mesai taktiği. Bunu daha önceki videolarda da bahsetmiştim. Eğer ki bir bina yükseltecekseniz... Bak da şöyle bir yapayım. Bina yükseltmeden önce öncelikle aslını söylüyorum. Çifte mesaiye basıyorsunuz. Burada diyor ki şehirdeki yeni yapı inşaatını veya yeni yükseltmeleri 5 dakika boyunca %20 artırır. Yani basacağınız binayı bunu açtıktan sonra 5 dakika içinde basmanız lazım. Kaç tane inşaatçınız varsa bende 2 tane var. İkisini de 5 dakika içinde basarsanız %20 azaltıyor. Atıyorum benim fırın kaçtı? 17 idi. 14'e düştü. Ama banana. Şu anda 27'ye basıyor. Yani acayip işe yarayan bir özellik. Mutlaka kullanın bina yükseltmelerinde. Dediğim gibi önce buna basıyorsunuz. 5 dakika içinde de yükseltmeyi yapıyorsunuz. İkinci taktiğimiz arenadan. Böyle geldim. Arenada işe yarar ekipmanlar var. Özellikle şu. Bunları almanız çok önemli. Bunlar sadece buralardan geliyor. Direkt yani keşiften düşmüyor. Bunları da almak için şu arena puanı jetonuna ihtiyaç var. Bunu da sıralamadan alıyorsunuz. Hemen şöyle gösterelim. Yani birinci 3000 alıyormuş. İlk 100'e girerseniz 800. İlk 500'e girerseniz 500. Sıralamaya girmek için de savaş yapmanız gerekiyor. Bunun taktiği de şu. Server saati gece 3'te yenileniyor. Gece 3'ten 10 dakika önce saat yani 02:50'de buraya girip savaş yaparsanız sıralamaya giriyorsunuz. Server saatte yenileneceği için sıralamada sizin önünüze geçen olmuyor. Abi çok iyi niyetli bir çalışma ama yemez. Yani ilk 500'e girseniz bile ideal. O yüzden burayı bekletip gece saat 02:50'de girmenizi tavsiye ederim. Puan kasmak için. O 10 dakikada ne kadar kasabilirsiniz? Atıyorum şurada ilk 5 hakkınız dolduktan sonra 100 elmasa yeni haklar elde edebiliyorsunuz. Asker gücünüze göre gidebildiğiniz yere kadar gidin. İkinci taktiğimiz de böyleydi. Lütfen videomuzu beğenip kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Üçüncü taktiğimiz de bir taşla iki kuş. Taktiğin ismini de ben koydum. Şimdi normalde hızlandırmanız birikiyor. Onları harcamayın. Sürekli biriksin. Diyorum asker basma olsun. Yapı hızlandırması olsun. Araştırma olsun. Onları biriktirin, biriktirin, biriktirin. En son etkinlikte... Şöyle göstereyim. Dur bir saniye. Bu muydu lan? Bu değildi. Şu. Ne diyor? İnşaat için hızlandırma kullan. Araştırma için hızlandırma kullan. Bu tarz etkinliklerde hızlandırma kullandırmak gereken etkinliklerde mesela şunu da atıyorum buradan şunu seçtiniz. İnşaat için 3500-600 dakika hızlandırma kullan. Yani hem onda hem onda bir taşta iki kuş vurmuş olursunuz. Hızlandırmanız boşa gitmemiş olur. Ekstradan yani hediye kazanırsınız. Hızlandırma taktiğimiz de böyleydi. Ne diyor bu? Dördüncü taktiğimiz de iki hesap oluşturma. İki hesap oluşturma ne işe yarar? Birini farm hesabı olarak kullanırsınız. Ayrıca o hesabı da ajan olarak da kullanırsınız. Yani başka ittifaklara girip orada ne yapıyorlar, ne diyorlar, ne konuşuyorlar. Oradan size bilgi aktarabilir. O taktiği de kullanın yani. Savaşlara falan çok giriyorsanız. Ben kullanmıyorum. Çünkü ben savaşlara fazla girmiyorum.
Ya Çinliler falan olursa haber topa doğru bam 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 gidecek. Çinliler de olmazsa girmiyor. Beşinci taktiğimizde paralı askerde iyi puan kasma. Bu paralı asker saldırıyor ya. Python muydu? Python muydu? Neyse ismini de söyleyemiyorum. Onunla puan nasıl kasılır? Şimdi ittifakla girmez gerekiyor bunda. İttifaktan atıyorum 5 tane ya da 4 tane şeyiniz kaç tane ise bu intikal sıranız. Arkadaşlar anlaşın. Hepsine destek atın. 50 bin ona, 50 bin ona. Asker sayınız kaç ise işte bilmiyorum da. 50 bin ona, 50 bin ona. Atıyorum 4 tanesi 200 bin asker yaptı. Siz de onlardan 200 bin askeri tamamlayacak destek isteyin. Atıyorum size saldırı olduğunda bir puan kasıyorsunuz. Destek attığınızda bir puan, buna bir puan, buna bir puan, buna bir puan. Yani 4 farklı yerden puan geliyor. Sadece size gelmiyor. İyi puan kastığınızda iyi ekipmanlar gelir. Bu taktik de böyleydi. Daha etkili ve ileri düzey taktikleri arkadaşlardan öğrenince direkt burada bir seri daha yaparım. Video daha yaparım. Bunun dışında şöyle bir görsel göstereceğim. Şu üstünde mi? Üstünde. Hani izleyenlerin çoğu %90'ı abone olmaları izliyor. Yani ben olmak ya da olmamak zorunda değilsiniz ama gece 3'e kadar 4'e kadar video çekip editliyorum, bir şeyler yapıyorum. Oradan sabah 7'de kalkıyorum, işe gidiyorum. Bu da sıkıntı oluyor. Yani sıkıntı oluyor derken emek veriyorum, öyle diyeyim. Sıkıntı olmaz, niye olsun? Ya yani bir abone olursanız tadına yenmez. Bunun dışında da Ozan Efe Güven ve Thunderbolt'da katılan bana destek verdikleri için ayrıca teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.